Ders dili bu yıl evlerde değil okullarda çaldı. Yüz yüze eğitimler Covid öncesinde olduğu gibi mevcut programlar dikkate alınarak yapılıyor. Peki vatandaşlarımız yeni eğitim öğretimin ilk haftasında okulların durumu hakkında ne düşünüyor? Tabii ki açılmalıydı. Bazı veliler hala online eğitim devam etsin düşüncesinde. Tabii devam etsin, eğitim devam etsin. Açık olduğu daha iyi oldu. Online eğitim olmasın diyorsun. Şimdi evde mi? Ya evinden tabii okul bir mi olur? İyi oldu. Yeterli değil bence. Haftada iki gün olsa iyi olurdu. Sınıflar çok kalabalık. Onun için ben pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Ders saatlerinin kısaltılması falan şimdi hani bir talep oluşturuluyor. Bununla ilgili düşünceniz ne? Vallahi benim torun 8.30-3 gibi gidiyor. 2 öğün olmuş olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Bence açılmalıydı çünkü uzaktan eğitim hani çoğu kişi için kopya vesaire çoğu kişi için iyi oldu. Ama ben sözel okuduğum için benim için pek bir faydası olmadı. Aksine zararı oldu. Derslerimde düşüş yaşadım. Şu an yeterli mi peki? Önce onu sorayım, hijyen kuralları. Yani yeterli değil bence. Çünkü hani aşırı arttı vaka sayısı. Ve hani hiçbir şekilde sosyalleşme aşırı fazla. Bence yeterli değil yani. Öğle aranız var mı peki? Yok. Siz tekli eğitim, evet ondasınız. Şimdi bu ikili öğretimde olan öğle arası olan arkadaşların vardır. Hani onlar o konuda ne düşünüyorsun? Öğle arası olmalı mı? Ders saatleri kısaltılmalı mı? Yani tabii ki olmalı. Hani ders de bir süre sonra çok boğuyor. Çok geç bile kalındı çünkü yüz yüze eğitim haricindeki tüm eğitimler samimiyetsiz ve takip edilmediği için yarım kalıyordu. Öğrenciler de üstüne düşmediği için veliler de bu durumdan aynı şekilde üstüne düşmediği için yani eğitim tamamen yarım ilerledi. Yani hatta bir sene boşa gitti diyebilirim. Sınavlar oldu. Sınavlar uzaktan olduğu için öğrenciler genelde kopya yöntemine yaptılar. Yani eğitim pek faydalı olmadı uzaktan. Yüz yüze eğitim şart ve geç kalındığını da söyleyebilirim. Peki hijyen kuralları sizce yeterli mi şu anda okullarda? Nereye gidersek gidelim insanoğlunun kendisine bakması lazım. Yani insan kendini düzeltirse hijyen de temizlik mesafe de düzelir. Yani ondan dolayı belli olmaz yani bölgeden bölgeye kişiden kişiye değişebilir. Peki ders saatleri daha doğrusu süreleri diyeyim. Sizce kısaltılmalı mı? 30 dakikaya inmesi gibi bir talep var ve öğle aralarının da kaldırılması talebi var. Sizce bunlar olmalı mı? Bunları ilgili kişilerin düşünmesi daha iyi. Ben bilgi sahibi olmadığım için konuşmak istemiyorum. Yani bir şeyler söylemek yanlış olabilir, eksik olabilir. Onun için pek bir şey diyemem. Valla eğitim olmadıktan sonra 30 dakikaya da düşür, 20 dakikaya da düşür. Mühim olan orada eğitimin güzel verilmesi. Yoksa içeri gir hoca tak diye yaz. Şunu yazın, bunu yazın. İlgilenmesi lazım hocanın. O da bu şartlarda hiçbir hoca ilgilenmez. Hani eğitim sıfır bence. Ben iyi görmüyorum. İnşallah hastalanmazlar. Çünkü hastalık çok. Küçük çocuklarda dahi var. Evet, çünkü online eğitim ister istemez bir yerden sonra ders bölünüyor. Bu yüzden şey oluyorduk böyle. İlk 20 dakikası evet dersi dinliyoruz ama 20 dakikadan sonra bir yerde bir kopukluk olunca tekrar bağlanamıyorduk. O yüzden bence online eğitimden yüz yüze eğitime geçilmesi gerekli. Peki liseler için falan soruyorum. Bu 30 dakikaya indirilmesi ders sürelerinin öyle bir talep var. Sizce doğru bir talep mi? Virüsün yayılma hızına göre doğru bir talep. Ama 30 dakikada ne kadar verimli bir ders olabilir, orası da var. Öğle aralarının kaldırılması da söz konusu. 50 dakikalık bir ara var çünkü. Sizce kaldırılmalı mı? Öğle aralarında ben lisedeyken aslında iyi oluyordu. Çünkü dinlenmeye bir vakti oluyordu öğrencinin. Kaldırılması bence yanlış ama virüs açısından düşününce de doğru da olabilir. Zaten uzmanlara göre bir ders süresinin 40 dakika olması yanlış. Çünkü ilk 30 dakika verimli geçiyor, son 10 dakika boş geçiyordu. Çünkü biz lisedeyken, ben geçen sene liseden mezun oldum. O yüzden bence 30 dakika olması daha doğru bir karar. Öğle araları kaldırılsın mı? Öğle araları kaldırılırsa da okul çok sıkıcı olur gibi geliyor. Pandemi sürecinden dolayı bakarsak? O zaman biraz mantıklı oluyor, evet.
sosyalleşiliyor öğle arasında. 50 dakikalık bir ara var. Evet, o yüzden kaldırılmalı bence de. Doğru abla, çok güzel olur 30 dakika. Pandemi açısından mı diyorsun? Yok abla, normalde daha güzel yani. 40 dakikadan iyi olur 30 dakika. Peki öğle aralarının kaldırılması, 50 dakika gibi bir aranız var. Bunun da kaldırılması söz konusu pandemiden dolayı. Sizce doğru mu? Doğru değil abla bu. İyi değil yani, öğle arasının kaldırılmaması lazım. Çünkü karnımız falan acıkıyor. Mecbur yemek yememiz lazım. Okullarda teneffüs süreleri yetmiyor. O yüzden kaldırılmaması lazım bence. Ona göre bir beslenme saati uygulanacak. Hani eğer olursa. Okuldan da çıkışınız daha erken olacak. O zaman olursa güzel olur. Öyle olursa abla yani. Öyle bir beslenme saati olursa güzel.